Katılan herkese ben de teşekkürlerimi sunayım ama bence ben başlamadan önce bir Dilan kendini takdim etsin. İlk defa konuşuyor. Evet. Mimar Sinan Üniversitesi'nde sosyoloji yüksek lisans yapıyorum ben. Şimdi haftaya tezimi bitireceğim umarım. Teslim edeceğim. Onun dışında otistik çocuklarla çalışıyorum. Evde özel ders veriyorum onlara. Bu şekilde. Tamamdır. Şimdi bugün sizlerle salgının başında büyük çoğunluğumuzun paylaştığı bir kafa karışıklığından hareket eden araştırmamızı paylaşacağız. Bildiğiniz gibi Çin'deki salgının pandemiye evrildiği anlarda gelen ilk bilgiler bu salgının etkeni olan virüsün solunum yoluyla bulaştığını gösterdi. Bu da maskelerin gündelik hayatta tüm dünyada kitlesel olarak kullanımını gündeme getirdi. Şimdi pandemi öncesine dek tam mekanizması fazla araştırılmamış olsa da maskelerin hastane enfeksiyonlarına bağlı ameliyat sonrası ölümlerin özellikle de doğum sonrası anne ve bebek ölümlerinin azaltılmasında etkili olduğu kanıtlanmıştı veya kanıksanmıştı bir yere kadar. Dolayısıyla herkes için olmasa da en azından belli bir düzeyde bilimsel deneyim ve birikime güvenen insanlarda maskenin etkiliğine dair bir güven zaten vardı. Peki bahsettiğimiz kafa karışıklığı tam olarak neydi? Bu arada iki müphem nokta Dilan'la benim dikkatimi çekmişti. Birincisi maskelerin bu hastalık etkeni yani SARS-CoV-2 veya yeni koronavirüs karşısında etkili olup olmadığıydı. İkincisi ise önce devlet dağıtımıyla yani o ilk patlama anı hariç sonra ticari yollarla eriştiğimiz tekil maskelerin etkili olması için gereken standartları sağlayıp sağlamadığı yani aslında dolaşımda erişilebilir olan maskelerin kaliteli olup olmadığıydı. Birlikte bu konuda neredeyse her şeyi takip etmeye daha araştırma ihtimali belirmeden çok önce başladık. Yani kafayı yemiş bir şekilde sosyal medyayı tarıyoruz aslında yani takip etmekten kastım. Ve önümüze biriken bilgi yığını içinde Twitter ve Facebook gibi sosyal medyalarda uzmanlardan elde ettiğimiz yorumlar dahi çok çelişkiliydi. Hatırlarsanız çoğu kullanmayın, kullanılmasına gerek yok, kullanmak zararlıdır gibi argümanlar üretebiliyorlardı ilk başlarda. Nihayet bir süre zarfında COVID-19 pandemisi bağlamında maskenin etkililiğini gösteren veriler birikti ve asıl sorunumuz aslında ikincisi haline geldi. Yani dikkatimizi Türkiye'de dolaşımda olan maskelerin standartlar uygunluğu meselesine odakladık. Biz de bu arada Mekanda Adalet Derneği'nin MedJournal dergisi kapsamında açtığı araştırma çağrısıyla karşılaştık ve kafamızdaki soruları bir sosyal bilim çalışmasına dönüştürmeye karar verdik. Araştırmamızı onların desteğiyle tamamladık ve huzurlarınızda bir kez daha onlara teşekkür ederiz. Salgının içinde karşılaştığımız soruları bir bilimsel araştırmaya dönüştürürken, araştırmamızda her araştırma öncesinde olduğu gibi belli kararlar verdik. Bunlar bizim araştırma hipotezlerimiz ve bakacağımız alanlar haline geldiler. İlk kararımız maskeleri insanların kullanım ilişkilerinden ibaret edilgen nesneler olarak görmemek. Yani bize göre maske belli bağlamlarda sahip olduğu belli kapasiteler aracılığıyla belli etkiler üreten ve belli etkileri alınmaya muktedir olan bir fail. Ve failliği de bu etkinliklerden ibaret değil. Yani farklı failliklerde kazanabilirdi mevcut pandemi dışında. Bunların neler olduğunu ortaya çıkarmak, yani bu kapasiteleri araştırmamızın ilk hedefiydi. Dolayısıyla bu kararla birlikte bizim sosyal bilim araştırmamız, anketler gibi klasik yöntemleri içerse de insan failliğini mümkün yegane faillik gören insan merkezli çerçeveyi kabul etmiyor. Maskeyi bu anlamda failliğe muktedir bir nesne olarak formüle ettik. Ayrıca aynı kararı doğal olarak pandeminin kendisi ve pandemide karşımıza çıkan her tür varlık için de verdik. Bunun için nesne önerimli ontolojiden ve fail A teorisinden faydalandık. Önce bu teorik çerçevelerden neleri aldığımızı sunalım. Yani daha önceki araştırma sunumlarımızda süre kısıtlılığından ötürü çok çalışmanın teorik çerçevesinden bahsetme fırsatımız olmamıştı. O yüzden bu seminer bizim için gerçekten böyle bir fırsatı da sağladı. Bunun için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Teorik çerçeveye kısaca bahsedelim şimdi. Sonrasında araştırmamızın sonuçlarından bahsedeceğiz. Nesne yönelimli ontolojinin iki figürünün araştırmamızı yapılanmada çok belirleyici bir önemi oldu. İlki alanında kurucusu sayılacak Graham Harman, ki Türkçe'de Oğuz'un çevirdiği Nesne Yönelimli Ontoloji kitabına ulaşabilirsiniz Telek yayınlarında. Aynı şekilde Harman'ın argümanı aslında temelde şunu söylüyor.
dünyaya şimdiye kadar özne yönelimli bir ontoloji çerçevesinden baktık. Ona göre özne yönelimli ontolojilerin problemi ontolojinin tam olarak yarısının insana tahsis edilmesi, geri kalan her şeyin ise diğer yarıya tıkıştırılmasıydı. Yani Harman'a göre kozmosu dolduran her şeyin edilgen nesneler kümesine doldurulması, insanın ise bilen, kullanan, etkin bir fail olarak geri kalan yarıyı haksızca işgal etmesi sürdürülemez bir hal almıştı. Ontoloji tabii bir kez böyle tesis edilince felsefe ontolojiden uzaklaşmış ve kendini insanın ilişkileri üzerine düşünen bir tür korelasyonizme dönüştürmüştü. Yani örneğin bilimsel etkinlikte bilinen öznenin bilinen nesnelerle ilişkileri üzerine düşünen, insani bilginin nesnelerle korelasyonu güvenceye almaya ve onu açıklamaya çalışan bir tür epistemoloji ya da bilim felsefesine dönüştürmüştü. Bu yüzden bu seminerde tartışılan birçok figürün de açık veya örtük olarak anlaştığı üzere temel amacı felsefeyi yeniden ontolojiye dönüştürmek. Bunun için de insanı ontolojinin yarısından çıkartarak faaliyi de nesneler arasında bölüştürmek, insanı da nesnelerden herhangi biri olarak kabul etmekte. Dolayısıyla nesne yönelimli ontoloji insan olmayan nesnelere yönelen bir ontoloji değil, nesne kavramını bir tür iade itibarda bulunarak nesneyi insan da dahil varlıkları düşünmek için bir tür ortak isim haline getirmek diyebiliriz bu felsefeye. Harman'ın seminerlerde tabii size daha öncesinde konuştuğumuz bazı figürlerden farkıysa nesne kavramını ilişkisel bir kavram olarak kabul etmemesidir. Aksine bir nesne adını almayı hak eden her varlık hem onu oluşturan bileşenlerinden hem de onu kuran ilişkilerinden fazlaca bir şey olmalıdır. Yani onlara indirgenmemelidir. Harman buna ikili indirgenemezlik diyor. Bu kavrayışa yaklaşmanın bir yolu da onu emergence yani zuhur kavramıyla ilişkilendirmektir. Harman'ın iddiası bu açıdan şöyle formüle edilebilir sanırım. Belli nesneler, belli ilişkiler yoluyla birleşerek yeni bir nesneyi oluşturduklarında oluşan bu yeni nesnede bileşenlerinde bulunmayan yeni etkileme ve etkilenme kapasiteleri de varlığa gelir. Dolayısıyla bu nesne yeni edimsel etkileri bakımından bileşenlerini aşarken henüz edimselleşmemiş kapasiteleri bakımından da ilişkilerini aşar. Yani yeni ilişkiler kurabilir hale gelir. Dolayısıyla nesneler felsefe tarihinde sırasıyla egemen olmuş o atomculuğun, onun deyimiyle küçükçülüğün büyük nesneleri küçük bileşenlerine indirgeyen çerçevesine ve aynı zamanda çağdaş ilişkiselciliğinde nesneleri ilişkilerinden ibaret gören çerçevesine yerleştirilemiyor. Bu ikili indirgenemezlik meselesinin araştırmamızda maskeyi düşünmek için çok temel bir katkısı oldu. Bunu tabii ileride ele alacağız. Nesne yönelimli ontoloji alanından faydalandığımız ikinci bir figür ise Timothy Morton'dı. Onun Hipernesneler kitabı da yine aynı şekilde Telek yayınlarından çıktı. Morton, Harman'ın nesne kavrayışının üzerine bir saniye ekrana getireceğiz sanırım. Görünüyor değil mi şu anda ekranda? Evet görünüyor. Pardon. Evet. Bu hipernesne kavramı aslında çok özel türde bir nesne sınıfını tanımlıyor. Morton'un formülasyonuyla bir hipernesne 5 temel özellikle ayırt ediliyor. Birincisi bir hipernesne ağdalıdır. Yani temas ettiği insanlar dahil diğer nesnelere yapışır, onları çevreler ve hareketlerini saptırır. İkincisi hipernesne yerel değildir. Yani kolay kolay yerelleşmez, yerel tezahürleri belirir ama bu yerel tezahürleri indirgenemez. Kim maskeyi burada düşünüyoruz. Üçüncüsü zamansal olarak dalgalanan bir yapısı vardır. Yani zamansal olarak geniş sürelere yayılır. Bizim insani ölçeğimize göre muazzam büyük
zamansal aralıkları da işgal edebilir. Dördüncüsü hipernesne evrelenir. Yani insanın alıştığı üç boyutlu uzam yerine çok boyutlu uzam, zamansal faz uzaylarına yerleşir. Beşincisi de hipernesne nesneler arasıdır. Yani insan dahil veya hariç geniş bir nesneler kümesini seferber eder. Tabii Morton'un bu kavramı adadığı hipernesne öncelikle iklim değişikliği veya onun ısrar ettiği adlandırmayla küresel ısınmadır. Biz de burada bizzat bir nesne olarak pandemiyi düşünmek için pandemiyi şimdi bu kavramla birlikte analiz edelim. Şöyle. Burada pandemi, hastalanma, sokağa çıkma yasağı, aşılanma, teste tabi olma gibi çeşitli yerel tezahürlerle kendini gösterse de bir nesne olarak belli bir noktada bütünüyle yerelleşmez. Fakat ağdalı olması onun insan ve diğer canlıların her edimine, her beklentisine, ilişkisine, yapışmasına ve bazı şeyleri yeniden düşünmesine yol açar. Ayrıca onlarca aya yayılan ve daha da yayılacak gibi görünen bir zamansal aralığı da işgal eder ve dalgalanır. Yine aynı şekilde basit bir üç boyutlu uzamda temsil edilemeyecek farklı uzam zamansal boyutları işgal eder. Mesela bir hastanın bedeninde, işte kentlerin sokağa çıkma yasağında, ülkelerin farklı salgın oranlarında onu farklı zamansal boyutları işgal ederken buluruz. Son olarak da pandemi öncelikle virüsün tabii, sonra hekimlerin, hastaların, riskli insanların, ilaçların, tespitlerinin, kanunların, sermayenin, işte meclislerin, sağlık bakanlıkları gibi yüzlerce farklı nesnenin dahil olduğu bir nesneler arası alanı seferber ediyor diyebiliriz. Şuradan çıkayım. Bu iki nesne yönelimi çerçeveye ek olarak Latour'un bir parçası olduğu faili A teorisinden de faili düşünmek için faydalandık. Onun temel iddiasını kullanarak failliği nesneler arası bir ağda dağıtık bir etki olarak formüle ettik. Onun terminolojisini kullanarak da tekil nesnelerin ağın failliğine katılma biçimini eğleyenlik olarak adlandırdık. Yani maske, virüs, hekimler, aşı gibi her türden nesne, pandemi denen nesnede çeşitli düzeylerde birbirleriyle ittifak kuran veya itilaf içinde olan eğleyenler olarak bir araya gelmekte ve çeşitli alanlarda çatışkıları da içeren faillikler üretmektedir. Şimdi temel çerçeveden itibaren araştırmamızdaki nesneleri nasıl ele aldığımızı, araştırmamızda hangi nesnelere baktığımızı düşünelim. İlk nesnemiz yukarıda da ele aldığımız üzere bir hiper nesne olan COVID-19 pandemisidir. Pandeminin eş eğleyenlik ağında en yüksek ağırlığa sahip olan eğleyen... FIFO ile uğraşıyoruz arada. SARS-CoV-2 virüsü veya yeni koronavirüstür. Virüs, pandemi denen çatışkalarla örülü hipernesnedeki diğer tüm eğleyenleri seferber eden etkendir. Dolayısıyla pandemiyle mücadeleyi biz, öncelikle viral etkenin ağırlığının çeşitli nesneler ve etkinliklerle dengelenmesi ve mümkün olduğunda da virüsün pandemi yaratan kudretlerinin ortadan kaldırılması olarak betimliyoruz. Bu, önce hastaların tedavisi, sonra kitlesel bulaşın yavaşlatılması, sonra hastalığın önlenmesidir. Nihayetinde mümkünse viral etkenin, yani virüsün yok edilmesi, değilse bir tür mevsimsel salgın seviyesine indirgenmesi biçimini alabilir. Bu beklenti bu yönde zaten. Dolayısıyla pandemide hekimlerin, tıbbi pratiklerin, laboratuvarların, ilaçların, aşıların, denek hayvanların kuşkusuz, hükümet önlemlerinin, dezenfektanların, temizlik ve mesafe gibi çeşitli bireysel pratiklerin ve nihayet maskelerin dahil olduğu ikinci bir nesne ayırt ediyoruz. Bu nesnede pandemi nesnesinin bir bileşeni olmakla birlikte viral etkenle bir ittifak değil, itilaf ilişkisi halindedir. Bu nesneye biz kolektif bağışıklık adını verdik. Kolektif bağışıklıktan kastımız şu. Homo sapiens'in ateşle ittifakı sayesinde sindirim sistemini dışsallaştırarak bağırsak kısalması, çene daralması ve buna bağlı beyin büyümesi yönündeki evrimsel mutasyonları temellendirdiği iddiasına belki aşinasınız. Burada ateş, pişirme dolayımıyla Homo sapiens'in sindirim sisteminin bir eğleyeni haline geliyor. Aynı şekilde bütün bu sağlık sistemleri, tıbbi teknik ve teknolojiler, pratikler ve ilaçlar gibi çeşitli nesnelerde
Homo sapiens bağışıklık sistemi olarak da işleyen bir alienler kolektifidir. İşte kolektif bağışıklık budur. Nihayetinde insanların ortalama ömürlerinde dramatik bir yükselişe de yol açan heterojen bir nesneler arası ortak zemin. Pandemi özelinde kolektif bağışıklık SARS-CoV-2 virüsünün karşı ağırlığıdır. Şu anda aşıların ortaya çıkışıyla bu karşı ağırlığın ağırlığı epey yükselmiş görünüyor. Fakat elbette her an gündemde olan viral mutasyon ihtimalleri sebebiyle mutlak bir denge kurabilmiş de değiliz. İşte maskenin devreye girdiği yerde burasıdır. Bizim araştırmamızı yaptığımız dönemde henüz aşılar kullanıma geçmediğinden 2020 sonuna doğru bitirdik biz çalışmayı, yani aslında sonbaharında geçmediğinden maskenin karşı ağırlık işlevi çok daha başarılı. Ki aslında aşılama sonrasında da maske kullanımının en azından bir süre daha devam etmesi öneriliyor ve öngörülüyor. Maskeyi bir nesne olarak ele alırsak, onun bu pandemi hipernesnesi içinde bu kadar yüksek ağırlıklı bir nesne olarak rol alabilmesi, öncelikle maskenin viral etkinin etkileme kudretlerini ortadan kaldırma veya azaltma yönündeki kudretiyle ilgilidir. Artık bugün kesin olarak bildiğimiz üzere virüs hava yoluyla solunum sistemleri aracılığıyla yayılmaktadır. Virüsün bir taşıyıcı bedenden başka bir bedene geçmesi için tanımlanmış eşikler bulunuyor. Bunları da ayrıca ele alacağız. Ancak en önemli eşik ortamda bulunan havada belli bir viral yük miktarı ve ortamda bulunan bedenlerin solunum sistemlerinin bu yükü alımlamaya açık olmasıdır. İşte maske havadaki viral yük ile solunum sistemi arasında bizzat kendi kudretleri sayesinde bir filtre işlevi görerek diğer değişkenler sabit olduğunda bulaştan ve hastalanmaktan korumakta, genel ortalamada bulaş riskini büyük oranda azaltmaktadır. Tabii maskeler ayrıca bir başka açıdan da pandeminin yerel olmayışı karşısında göreli bir yerelleşmenin aracısı olarak da işliyor. Yani pandemi bizi veya yakınlarımızı hasta etmediğinde bile bir pandemide yaşadığımızı maskelerin varlığıyla deneyimliyoruz aslında. Yani maskenin bu yerelleştirme kudretini maskenin görsel bir imge olarak bizzat pandeminin simgesi haline gelmesinde gözlemleyebiliriz. Ki pandemiye dair çıkan dergi sayıları, kitaplar, internette dolaşan haber ve yazılar genellikle kapaklarını hep maskeyi taşıdılar. Ki gündelik yaşamlarımızda da hem onları takarak hem de takanların yüzünde onlara bakarak pandeminin yerel tezahürleriyle karşılaşıyoruz. Özellikle sıkılaştığında çeşitli izolasyon, karantina ve nüfus seyretme pratikleri de bu işi görse de maske kuşkusuz pandeminin yerelleşmesinin en sürekli ve güçlü eyleyeni, belki de onun en kuvvetli yerel tezahürüdür. Birinin yüzündeki maskede gördüğümüz şey aslında öncelikle hastalığın yakınlığı ve tekinsizliği. Dolayısıyla maskenin bu özelliği bizim araştırmamızda ona ayrıcalıklı bir yer verip odağa taşımamıza ve salgın deneyimi ve pandemi nesnesinin oluşumunu ona sorular yönelterek sorunsallaştırmamızın önemli bir gerekçesi oldu. Biz bu nesneleri belirleyip aralarındaki asimetrik ittifak ve ihtilaf ilişkilerini kabataslak olsa da ortaya koyduktan sonra araştırmamızı yapılandırmaya geçtik. Bu yüzden biz aslında araştırmayı bir tür maske etnografisi olarak adlandırıyoruz. Yani tıpkı bir sosyal grubu ele alan etnografın işte mevzu bahis grubun içinde bulunduğu ittifak ve çatışma ilişkilerini, onun iç dengelerini, yapısal özelliklerini, dönüşme ve hareket etme kabiliyetlerini ya da seferber ettiği nesnelerle dünyayı yapma biçimini nasıl takip ediyorsa biz de benzer ilgi ve alakayla maskeyi odağımıza aldık ve ona benzer sorularla araştırmanın parçası kıldık. Ancak tabii bir nesneyi takip ederek ve onun izinden gitmenin sahada karşılaştığımız zorlukları da oldu. Hem kavramsal açıdan hem pratik açıdan bir çıkmaz hissettirdiği durumlar oldu. Bu yüzden de niteliksel bir çalışma olarak bu çalışmayı birden fazla yöntemle yapmak ve yer yer yeni teknikler icat etmek durumunda kaldık. Ya maskenin izini ve onun yaşam döngüsünü takip ederek salgının nasıl yönetildiğini,
hangi mekanizmaları tetiklediğini, yeniden ve onları nasıl ürettiğini, hangi eşitsizliklere, adaletsizliklere neden olduğunu araştırmak istedik. Bunun için de maskenin üretiminden bir atık olarak ekosistemlere salımına dek geçen bütün uğrak yerlerini ziyaret ederek başladık. Maskenin hangi aşamaları nasıl kat ettiğini bilmediğimiz için de bizi bir sonraki adıma yönlendiren daha çok görüştüğümüz kurumlar oldu. Araştırmamızın nesnesi tabii insan olmadığı için burada sosyolojik bir araştırma yöntemi olan kar topu tekniğini, yani işte katılımcıların yönlendirmesiyle bir sonraki görüşmeciyi belirleme ve örneklemini oluşturma tekniğini burada kurumlar nezdinde uyguladık. Sağ çalışmasında bu açıdan bir tür kurumsal kar topu diyebileceğimiz bir teknikle tamamladık. Bu ismi vermemizin nedeni görüşme yaptığımız insanların görüşlerinden ziyade maskenin onun yaşamına girdiği anda, o kuruma dahil olduğu anda onun işleyişinin nasıl olduğunu anlamak, hem üretim, denetim, tedarik ve dağıtım mekanizmasının nasıl çalıştığını, bunun da toplumsal düzeyde salgını deneyimleme biçimimize dair bize ne söylediğini anlamaya çalışmaktı. Ve nihayetinde elde ettiğimiz verilerle şöyle bir tablo oluşturduk. Şimdi ekrana maskenin yaşam döngüsünün tablosunu getireceğiz. Bir saniye. Geldi sanırım. Bu maskenin üretim ayağında tekstilcilerle, maske üreten şirketlerle, bakkalla, dağıtım ayağında eczane, market, medikal, tedarik ayağında da eczane deposuyla görüştük. Denetim ayında kimseyle görüşemedik. Öyle bir şey olmadığını fark ettik. Ayrıca örüntüyü takip edip etmediğini anlamak için de aynı kurumdan en az iki yerle görüştük. Bütün bir araştırmamız neticesinde bir nesnenin, yani maskenin, çok özel bir toplumsal mekan türünün üretiminin en temel koşulu olduğunu fark ettik. Buna da biz bağışık mekan dedik. Bağışık mekanlar pandemide birazdan sayacağımız bir dizi nesnenin bileşiminden oluşan bir nesne. Bu bileşik nesne sayesinde de üretilen ve insanların bir araya gelmesini sağlayan bir mekan aslında. Dolayısıyla bu yeni nesnenin keşfi bizim araştırmamızın en temel sonucu oldu. Nihayet pandemide ortaya çıkan veya pişen, görünür olan eşitsizliklerin, dönüşen durumların, bağışık mekanın işte sınıfsal, cinsiyete bağlı, mesleklere dayalı, sağlamcılıktan kaynaklanan birçok sayıda bölüşüm çizgisine oturduğunu gördük. Bütün bu bölüşüm çizgilerinin de sermaye tarafından yerine getirildiğini, devletin de işte çeşitli kurullar, kararlar, düzenlemeler ya da düzenleme yapmaması aracılığıyla bu ifanın da göz önündeki eyleğini olduğunu ortaya çıkardık. Şimdi Oğuz bağışık mekanla ilgili sözü ona verelim. Sanırım slaytı. Evet. Şimdi evet, bağışık mekan salgın koşullarında kapitalist gündelik yaşamın ve sermaye dolaşımının mümkün kılınması adına emek gücü ve tüketici kitlelerinin metalar, teknik makineler, diğer canlılar gibi unsurlarla üretim, tüketim, dolaşım alanlarında bir araya gelmesinin minimum koşuludur. Bağışık mekanın üretim mekanizması maske, mesafe, hijyen ve süreden oluşur yani. Yani belli bir sürede belli nitelikleri haiz maskelerle iç mekan havalandırmasının belli şartları sağlaması sayesinde insanların belli bir mesafe aracıyla bulunduğu noktalarda elimizde bağışık mekan var. Bu açıdan bağışık mekanı sabit, istikrarlı, dengeli bir mekan olarak değil, fiziksel mekanın uygun şartlarla düzenlenmesi sayesinde üretilebilen yüzer gezer ve sınırlı ömre sahip bir mekan olarak görmek gerekir. Araştırdığımız ve doğrudan maskeyle alakası olan kurumların bağışık mekanın üretimi açısından değerlendirilmesi gerektiğini, sermayenin maskeyle yegane ilişkisinin doğrudan maskeden edinilen kar olmayıp onu da mümkün kılmak üzere bağışık mekanın üretimi olduğunu keşfettik. Böylece salgında
mekansal bir boyutta keşfetmedik. Fakat salgının idaresinin ve salgında açığa çıkan adaletsizliklerin öncelikle ve temelde mekansal olduğunu keşfettik. Bağışık mekanın üretiminin maskeye ihtiyaç duyduğunu ve maskenin yaşam döngüsünün ana hedefinin bu mekanın üretimi olduğunu, maskenin salgındaki faaliyetinin ancak bu koşulda ele alınabileceğini söylemeye çalışıyoruz. Şimdi bir önceki slayta bakarsak birlikte, bir saniye. Şimdi bu kullanım kısmına kadar geçen süreçte maske bağışık mekanı üretmek için üretiliyor, tedarik ediliyor ve dağıtılıyor. Bütün bu kullanım öncesi döngü bağışık mekanın da üretiminin parçasıdır. Bağışık mekan maskenin kalitesine bağımlıdır. Üstelik işler bir bağışık mekan için maskenin 3-4 saatte bir değiştirilebilmesi gerekiyor. Dolayısıyla maskenin üretimi, maskenin kalitesini belirlemesiyle bağışık mekanın kalitesini, tedarik ve dağıtım ayakları ise şu veya bu adetteki çeşitli kalitelerdeki maskeye değişen miktarlardaki erişimi belirlemesiyle bağışık mekana erişimi belirliyor. Yani çoğu zaman cinsiyete, gelir durumuna, emek biçimine göre belli bir toplumsal konumda bulunmak, belli bir şehir ya da mahallede yaşamak, şu veya bu iş yerinde çalışmak birinin bağışık mekana erişimini de belirliyor. Şimdi sermayenin bu süreçteki rolüne daha yakından bakalım. Marx'ın da altını çizdiği üzere sermayenin biricik tek bir kuralı, diğer bütün buyruklarının kendisinden türetebileceği temel bir buyruğu var. Kârı arttırmak. Pandeminin başından itibaren maske etrafındaki bütün hayhuy, çok sayıda sermaye hareketine ve irili ufaklı çatışmaya yol açtı. Kapitalist devletler, sağlık sistemleri, ticari eczacı depoları ve tıbbi teçhizat üreticileri kuşkusuz yıllar içinde belli bir arz talep dengesine alışmıştı. Ve bu yüzden tıbbi maskelerin kitlesel kullanımı gerekliliğiyle patlayan talep karşısında çaresiz kalındı. Türkiye'de bu talep patlamasını hepimiz kendi çapında astronomik fiyatlara ulaşan maske fiyatlarıyla deneyimledik. Yani bir küçük altın fiyatına falan yaklaşıyordu bir kutu maskeye. Öyle bir düğünde takın diyelim. Araştırmamız burada iki şeyin meydana geldiğini gösteriyor. Şimdi birincisi aslında çok basit. Talebi karşılayamayan arz sebebiyle önce arz talep mekanizması bağlı bir fiyat artışı yaşanıyor. Şimdi talep patlamasının da ardından sermaye akışı takip ediyor. Bu ne demek? Bir yandan mevcut üreticiler üretim kapasitelerini arttırmaya, daha başka sektörlerde özellikle tekstilden büyük bir kayma yaşanmış, daha başka sektörlerdeki sermayelerde maske sektörüne, maske üretimi sektörüne kaymaya başlıyor. Bu da bu defa çok az sayıda olan kumaş üreticileri üzerinde bir talep baskısı yaratarak bu sefer kumaş fiyatlarını patlatıyor. Yani zincirleme bir reaksiyon gibi infilak etti aslında. Şimdi dolayısıyla bu ilk önce son üründeki arz talep makası, sonra ham maddedeki arz talep makası açılınca da ortaya bahsettiğimiz astronomik rakamlar çıkıyor. Peki nasıldı bunlar? Aslında salgından önce maske fiyatları 25-50 kuruş civarında seyrediyormuş tanesi, birim fiyatı. Fakat o dönemde hatırlarsanız 4-5 lira bandına yaklaştı birim fiyatlar. Buradaki artış, bu artış makasını dar alsak bile %800 civarında. Birkaç hafta içerisinde. Hatta birkaç gün. Devlet dağıtımı üstlenene kadar geçen sürede meydana gelen bu astronomik artış sırasında kuşkusuz vurgun diye tabir edebileceğimiz abartılı kazançlar da sağlandı. Eline daha önce düşük fiyatlardan tedarik edilmiş maske stoğu olan tüccarların çok düşük birim fiyatlarıyla aldıkları maskeleri piyasada erişilen fahiş fiyatlara satmaları aslında bildiğimiz üzere neredeyse bir kara borsa fenomeni. Tarihlere şöyle bir göz atarsak ve hatırlarsak unutmak istediğimiz o günleri. 11 Mart 2020'de Türkiye'de ilk COVID-19 vakası görülüyor. Sonra bir dizi genelgeyle adım adım çeşitli yasaklar geliyor. Fiyatlar tam da bu aralıkta patlıyor. Yani hemen öncesinde yükselmeye başlıyor dünya alarma geçtiğinde. Bu aralıkta iyice patlıyor. 3 Nisan 2020'de maske satışı nihayet yasaklanıyor. 3 Nisan 2020'de umuma açık yerlerde maske zorunluluğu getiriliyor. Tarih yanlış verdim. Ve nihayet 6 Nisan 2020'de de devlet maske satışını yasaklıyor. Biliyorsunuz ardından dağıtımı devlet üstlenecek. Önce PTT, sonra eczaneler kanalıyla TC numaranız veya yabancı numaranız, ismini tam teknik olarak unuttum, üzerinden maske dağıtmaya çalıştı. Dağıtılan bu maskelerin kaçak üreticilerin el konulan,
veya zorla hibe dayatılmış üreticilerin toplanan maskeleri olduğuna dair üreticilerin beyanları var. Bu yüzden özellikle el konulan, yani kaçak üreticilerden el konulan maskeler dağıtıldıysa, ortada dağıtılan maskelerin kalitesi konusunda ciddi bir şaibe var. Yani devlet zaten kötü üretilmiş, kötü malzeme üretilmiş maskeleri dağıtmış gibi görünüyor. Bu yüzden ancak devlet daha sonra bunu bile beceremeyerek, şaşırmadık, nihayet satışa da izin verecek. Neyse ki satışa izin verildiği sırada arz talep dengesi hem ham madde hem de maske tarafında görece dengelenmiş durumda oluyor ve bu sayede devlet maske birim fiyatının üst limitini 1 liraya sabitliyor. Bugün de o durumun içindeyiz. Fakat yine de az önce dile getirdiğimiz gibi sermayenin bu süreçte rolü basit iktisadi mekanizmalar ve uygun yapmaktan ibaret değil. Hani o yüzden araştırmanın diğer sonuçlarına yöneleceğiz. Öncelikle üretim ayağındaki her üretici, kuşkusuz hani ister bunlar yasal izinleri olan yasal üretici, ister kaçak üretici olsun, ürünün satışından kar elde etmeyi hedefliyor. Ve buna göre stratejiler üretiyor. Bu stratejilerde denetimin etrafında dolanmanın çok sayıda mevcut ve mümkün yolunu içeriyor. Özellikle tekstildeki kaçak göçmen veya mülteci işçiliği oranlarını düşündüğümüzde kar oranlarının arttırmanın ilk yolu kaçak işçi çalıştırmak. Emek gücü maliyeti sabitlendiğinde ise ikinci yol önce malzemeden çalmak ya da kalitesiz malzeme kullanmak. Üretim ortamında gerekli sıhhi önlemleri almamak, sonra da doğal olarak denetimden kaçmaktır. Burada TSE'nin belirlediği bir kriter var. Onun şeyini okuyayım. Pardon. Bu gereklilikler ve deney yöntemleri isimli TSE belgesine göre tıbbi yüz maskesi genellikle kumaş tabakaları arasında yerleştirilen, yapıştırılan veya kalıplandırılan fitte tabakasından oluşan bir tıbbi cihazdır. Tıbbi yüz maskesi tasarlanan kullanım süresince parçalanmamalı, ayrılmamalı veya yırtılmamalıdır. Fitre ve tabaka malzemesi seçme esnasında temizlik düzeyine dikkat edilmelidir. Tıbbi yüz maskesi kullanıcının burun, ağız ve çenesi üzerine sıkı bir şekilde takılabilmesini ve maskenin yan taraflarının yüze tam oturmasını sağlayan bir araca sahip olmalıdır. Ayrıca bunların dışında en az %95 bakteriyel filtrasyon verimliliği sunmalı. Kapattığı alanla dış ortam arasındaki basınç farkı %40'ın, sıvı sıçramasına dayanıklılığın %60'ın altında olması gibi bir sürü özelliği var. Maskelerin tabii bu standartları sağlaması için ön ve arka katmanının sponbon denilen bir kumaştan, ki bu polipropilen bir malzemeden eritilerek üretilmiş bir kumaş. Ortadaki filtre katmanın ise meltblown, yani eriyik maddeyle hızlıca üfleyerek üflenmesi sonucu oluşan bir kumaş türünü kastediyor. Orta katmanın da meltblown'dan oluşması gerekiyor. Bu sırada göstermek istiyorum, çünkü üretimine dair çok merak ediyorduk biz ikimiz de, makinelerde nasıl üretildiğine dair. Onu paylaşacağız umarım. Ne zaman onu paylaşsak düşüyoruz her zaman. Umarım bu sefer öyle olmaz. Şöyle. Ekranda görünüyor mu şu an? Yok. Hayır. Şu an geldi mi? Evet. Bu yarı ultrasonik bir makine. Burada bir haber aracılığıyla aldık bunu. Görüşme yaptığımız yerdekini göstermek istemedik izin olmadığı için. Ama bazı çalışanların maskesi falan takılı değildi. Bir diğerini gösterelim şöyle. Bu da
tam ultrasonik makine. İnsan eli değmiyor burada. Makinelere çok şey borçluyuz. Şöyle çıkalım. Aldık, tamam. Tabii üretim ayağında üreticiler kendi karlılık stratejileri kapsamında TSE'nin tanımladığı standartlardan çeşitli şekillerde sapıyorlar. Bu sapmalar maskelerde birim maliyetlerindeki düşüşle eşleşen bir kalite yelpazesi oluşturuyor kuşkusuz. Bunun için Türkiye'deki genel tabloya baktığımızda asıl mesele şuradan başlıyor. Ülke içi maske alımlarında maske kalitesinin sürekli denetimine dair hiçbir veri ve uygulama belirtisi yok. Yani aksine özellikle piyasada ucuza satılan maskelerde maskenin taşıması gereken TSE standartına üretici firmanın iletişim bilgilerine dair bir bilgilendirme dahi olmayabiliyor. Ki görüştüğümüz üreticiler bu standartlardan haberdar olmadıklarını, üstelik kendilerine yetkili kurumların hiçbir bildirimde bulunmadığını da söylediler. Fakat ihraç edilen üreticiler, ürünler ithal eden ülke tarafından hem denetleniyor, dolayısıyla da yurt içinden çıkarken de hem de ithal eden ülkeye girerken bu maskeler denetime tabi tutuluyor. Devlet yurt içinde satış yapan üreticilere bu standartların ve belgeleri zorunlu kılmazken ihraç eden üreticiler buna tabi kılınıyor. Dolayısıyla ilk adaletsizlik de burada görünüm kazanıyor diyebiliriz. Büyük bir coğrafi adaletsizlik olarak Türkiye'de üretilen belgeli ve güvenilir maskeler ihraç edilirken iç piyasaya çoğunlukla belgesiz ve güvenilirliği şüpheli olan maskeler dağıtılıyor. Bu TSE belgesinin dayattığı düzenekler ve testler aslında şu an ekrana yansıtacağız. Bu TSE belgesinin alımı için yani maskenin işe yararlılığının denetimi için gerekli olan bu deneyler gördüğünüz gibi çok karmaşık düzeneklere dayanıyor. Üstelik bu deneyler çoğu üretici için aşırı bir ek maliyet demek. Rekabet adına hem bunu karşılayamayanlar ayakta kalmak için yasal olmayan yollara başvuruyor. Görüştüğümüz üreticilerden biri kendisi ki çeşitli ilaç şirketleri, emniyet ve eczanelerle anlaşan ama uzun süre yasal izin için bekleyen ve alan bir tekstilci. Bu durumu anlatmak için şey demişti, kendi malımın hırsızlığını yapıyorum ben demişti. Çünkü ürün fazlası olan maskeleri iş yerinin arka kapısından kaçırıp anlaştığı yerlere sattığını söylüyordu. Ki şu da ilginç, ön tarafta gördük yani bir taraftan zaptın denetimi var ve izin belgesi bekliyor ama arka planda aslında emniyetle anlaşma halinde onlara maske veriyor. Aynı şekilde yine bir reklam şirketi olan ve görüştüğümüz dönemde 90 bindi galiba. 90 bin dolara ultrasonik makine alan başka bir şirket, üretici. Benzer durumlarla benzer taktikler geliştirdiğini söylemişti ve biz usuller ülkesiyiz demişti. Tam da şey işte malları elden çıkarmak için farklı yolları aramak durumda kaldıklarını belirtmek için böyle bir cümle kullanmıştı ve durumu çok iyi özetliyordu gerçekten. Maskeler şayet yine bir kimya şirketinde üretilmiyorsa veya onun üretimini gerçekleştirenler yaklaşık işte 1 trilyon değerinde olan ultrasonik bir makine alacak sermayeye sahip değilse üretici pahalı olduğu için maskeleri teste tabi tutmuyor. Zaten çoğu zaman standartlara da uymuyor bu. İzin belgelerini almıyor ya da devlet bu üreticilerle kendilerine daha ucuza satması için anlaşmaya çalışıyor. Ki devletin ücretsiz maske dağıtımı sırasında o vatandaşlarına verdiği maskeler de aslında üreticilerden hibe veya el koyma yoluyla
elde ettiği maskeler olduğunu söyleyelim. Hatta şey, bizim gibi ÖSYM sınavlarına falan girip çıkıyorsanız orada kapıda size verilen o incecik bir maske var ya, muhtemelen bir merdiven altı tekstil firmasından zabıta kanalıyla oraya gelmiştir diye akıl yürütmek mümkün. Şimdi bu tarz üretim durumlarına başka bir örnek verelim. Şuna tekrar dönelim. Bilmiyorum Ateş bugün yetişebildi mi buraya, ama yetiştiyse yüzüne karşı, yetişmediyse gıyabında teşekkürler. Bize çok fotoğraf sağladı bu süreçte. Sağ olsun dostumuz. Şimdi bu görselde yoksul bir mahalledeki bir bakkal bu. Bilmediğimiz bir malzemeden, muhtemelen kumaş, basit bir kumaştan maskeyi hem üretiyor hem de dağıtıyor. Bakkalı bu üretime götüren sebeplerden biri de devletin herkese ücretsiz maske dağıttığı dönemde, yasa dağıtamadığı dönemde maske dağıtımında sorun yaşanmış olması. Ankete katılanların, bizim kullanıcı ankete katılanların %77'si bu dönemde maske tedarik etmede sorun yaşadığını, %67'si de kendisine bir kod gelmediği için maske alamadığını belirtti. Ki bunlar hani TC kimlik numarasından bahsediyoruz. Kayıt dışı göçmenlerin veya kayıtlı göçmenlerin şeyine dair, erişebilirliğine dair farklı kaygılar, farklı şeyler vardı, veriler vardı. Şimdi bazı eczanelerin kapısında bu dönemde bize yeni maske gelmemiştir yazıları karşılıyordu. Maske tedariğinde sorun olan ve dağıtımının yeterince iyi işlemediği bu dönemde üretim ve denetimin de pek sağlıklı olduğunu söyleyemiyoruz bu açıdan. Bakkallar dışında kırtasiye, bijuteri, bazen market gibi yerlerin şu anda sattıkları maskelerinde denetimlerine dair yeterince veri yok. Sağlık Bakanlığı'na bağlı olması gerekiyor. Bir üretim takip sistemi UTS Mobil adıyla sanırım hem Android hem iOS işletim sistemleri için var. İndirip kontrol edebiliyorsunuz, ama orada da görebileceğiniz tek şey kayıtlı olup olmadığı, hangi belgelerle kayıtlı olduğu. Denetimin fizikselliğine dair, denetim raporuna dair bir şey yok. Şimdi özellikle satış serbestliği sonrasında son tüketici fiyatları bakımından epey çeşitlenen maskelerle karşılaşmamız, belgeli üreticilerin kalitesiz malzeme kullanımı ve denetimden sıyrılması, kaçak üreticilerin ise verili denetim dışılığı sayesinde mümkün kılınmış. Farklı fiyatlara sahip maskeler, alım gücü açısından farklı toplumsal gruplarla, kesimlerle, üstelik farklı adetlerle buluştu. Bu açıdan sahada tedarikçi olarak çalışan kamu kuruluşları olan Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Devlet Malzeme Ofisi ve belediyeler ile bakkalların, bunların yanı sıra özel ticari tedarikçiler olan eza depolarının denetim olarak yaptıkları yegane etkinlik, hazır olunma, ürün kutularındaki belge kodları ile üreticilerin onlara verdikleri belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol etmek. Yani müthiş bir kırtasiyecilik gerçekten. Yani üretici maskeleri fiilen denetime sokmazsa, bu maskelerin fiziksel olarak denetlendiğine dair başka hiçbir ortam ve denetim mekanizması yok. Yani ne yapacak? O da götürecek bir tür laboratuvara, parasına özel, belki özel laboratuvara test edilecek. Şimdi üretici sermayenin kalitesiz ve işe yaramayan maske üretmekte kesin bir çıkarı bulunuyor. Yani üretilen bu maskeler tedarikten kolayca geçerek dağıtıma, yani eczanelere, marketlere, kırtasiyelere vesaire erişerek alım gücünün koşulladığı bir zeminde eşitsiz olarak bölüşüyor. Tekrar edersek, maske kalitesindeki ve günlük kullanımdaki, kullanım adedindeki eşitsiz bölüşüm kendisini bağışık mekanlara erişim adaletsizliği olarak gösteriyor ve hastalanabilirlik veya ölebilirlik açısından risklerin eşitsiz bölüşümü anlamına geliyor. Şimdi tabii işte kargo çalışanlarının, işte market çalışanlarının, şüphesiz en yoğun olarak tıbbi alanda çalışanların, hastane emekçilerinin, hekimlerden, sağlıkçılarına kadar durumu gibi. Sadece üretken sermayeye odaklanırsak bu anlamda, bu sermaye biçiminin bağışık mekanın temel bileşen olan maskenin üretimini komuta etmek dolayımıyla bağışık mekanda erişim eşitsizliklerini temellendirdiğini, diğer uğrakları yani tedarikçi ve dağıtıcıların ise temelde bu eşitsizliğin bölüşümünü sağladığını görüyoruz. Üstelik tedarik ve dağıtım ayağında da kaçaklar var. Araştırma süresince örneğin arabalı gezgin satıcılar diye bir tip olduğunu fark ettik. Yani özelliği şu: bunlar arabalara bir güzel kaçak üreten maske doldurup bakkal, market fellik fellik dolanıyorlar. Müthiş. Eczane ve medikalde geziyor. Aynen öyle. Şimdi kaçak üretilen maskeler bu satıcılar kanalıyla bakkallara, marketlere, kırtasiyelere ve diğer satıcılara ulaşmış
Dediğim gibi Dilan'ın eczane ve medikalleri de gitmişler. Bizim konuştuklarımız tövbe billah biz almadık. Almayız asla dediler ama belki ya komşum almıştır imasında da bulunmaktan çekinmediler. Yani böyle bir şey var. Muhtemelen eczane bundan çok büyük para kazanmadığını göz önüne alırsak bu muhtemelen gelen kızgın müşteri sayısını azaltmakla ilgili bir stratejinin parçası. Yani burada insanları kar hırsıyla insanları sahtekar atıyormuş gibi göstermeyeyim. Bir sürü karmaşık bir dengelerde hatırlıyor musunuz? Kavgalar çıkıyordu. Yani eczaneler. Şimdi fakat bağışık mekanı bir sermaye stratejisi olarak kuran sermaye tek başına maske sektöründeki sermaye değildir. Aksine yine Marx'ın terminolojisine başvurursak birçok farklı sermaye kesimlerinin yanı sıra sermayenin sektörler ötesi muhayyel birliğini adlandıran sosyal sermayeyi de temsil eden kapitalist devletin stratejileridir. Maske sektöründeki sermaye her sermaye gibi sadece ve sadece karını artırmayı hedeflerken sosyal sermaye ve kapitalist devlet açısından asıl kaygı bir bütün olarak kapitalist gündelik yaşamın devam etmesi. Zira ancak böylece diğer sektörlerde de art değer üretimi devam edebilir. Ancak tüketim olursa art değer kar olarak gerçekleşir. Ayrıca bu gündelik yaşam devam etmezse kuşkusuz maske satışları da düşer. Dolayısıyla genel olarak sermaye diyebileceğimiz ve tüm bu farklı sermaye kesimlerini birbirine bağlayan bir mantık da var. Yaptığımız kullanıcı anketine katılım gösterenlerin yarısına yakını ya evden, ya hem evden hem işten ya da tümüyle iş yerinden çalışıyordu. Ve bunların sadece iş yerinden çalışanlarının %60'a yakını, hem ev hem iş yerinden çalışanların ise %31'i toplu ulaşımı kullanmak zorundaydı. Ve yine hastalığa yakalananların %14'ü hem evden hem iş yerinden bekleneceği gibi %60'a yakını ise sadece iş yerinden çalışan, bu hastalananların %85'i de toplu ulaşım kullanan insanlardı. Bugün de böyle olacak. Görülebileceği üzere COVID'e yakalanma ihtimali en yüksek olan kesimler, neticede yakalananlar, yürürlükte olan düzenlemeler gereği toplu ulaşım ve çalışma alanlarında bağışık mekan olarak üretilmesi gereken mekanlarda bulunmak zorundalar. Aradan geçen sürede bu oranlar daha da arttı ve yeni açılmayla giderek daha da yükselir. Yani maske öncelikle üretim ve dolaşım alanlarına girerken kullanılıyor. Keza maskenin iş ve okul yaşamı dışındaki kullanım alanı tüketim alanları olan market, AVM, bakkal gibi mekanları kapsıyor. Bağışık mekanlar kapitalist devlet açısından işte bu kapitalist gündelik yaşamın aksamasının asgarileştirilmesi ve mümkünse önlenmesi sebebiyle kullanılan stratejik bir icat ve unsur. Bunun bir diğer hedefi de sağlık sistemi üzerindeki hasta nüfus baskısını dengelemek. AKP hükümetinin sürekli böyle ince ayarlarla efendime söyleyeyim bir milimetre sağa, bir saat geriye, bir dakika ileriye falan olarak yaptığı bütün o düzenlemelerde tam da işte mümkünse bu baskıyı engellemeye işte bağışık mekanlar üreterek yoğun bakım ve servisinin doluluk olanlarını düşürmeye en azından pandemi bu anlamda sürdürülebilir kılmaya hizmet etti. Bu açıdan hem mumu açık yerlerde maske zorunluluğunu hem de işverenlerin çalışanlarına maske sağlaması gerekliliğini getiren düzenlemelerin hedefini pandemiyi sürdürülebilir kılarak pandemi koşullarında kapitalist gündelik yaşamı güvence altına almak olarak formüle ediyoruz. Bu noktada özellikle ikinci düzenleme açısından çok ciddi adaletsizlikler ve kaçaklar tespit ettik. Ki atölye ve fabrikalarda yoğun nüfuslarla bir arada çalışan bir kol emekçisini düşünelim mesela. Çoğu zaman bu kişiye iş yeri ya hiç maske vermiyor ya da az sayıda kalitesiz maske veriyor. Bu durumda mevzu bahis iş yeri bir bağışık mekan haline gelmemiş oluyor. Yani işçiler bağışık mekandan en düşük payı alan toplumsal kesimlerden birini teşkil ediyorlar. Ki bizim kullanıcı anketine katılanların da belirttiği gibi okul veya iş yerlerinin %60'ına yakını her ne kadar o kurumlarda vakit geçirenlere maske temin ediliyorsa da aslında bunun sadece %20'si kuralına uygun şekilde yani 3-4 saatte bir maske değişimini sağlayacak şekilde maske temin ediyor. Dolayısıyla iş yerleriyle diğer kurumlar kurumsal düzeyde bağışık mekanın üretimine ya katılmıyor ya da göstermelik katılıyor. Bu alanlarda tıpkı toplu ulaşım, kargo gibi dolaşım yerleri ve market, pazar gibi tüketim alanlarında olduğu üzere bağışık mekanın üretimi büyük oranda aslında bireysel inisiyatife terk edilmiş durumda. Herkes erişebildiği adette ve kalitedeki maskeyle bu alanlara dahil oluyor ya da bağışık mekandan ancak buna göre
pay elde etmiş oluyor. Dolayısıyla bağışık mekanının hipermikten uzak olduğunu düşünmeyelim. Yani araştırmamızda bulgu olarak bağışık mekanın en az 2 müpermlikle ilişkili olduğunu tespit etmiştik. Ki ilk müpermlik Foucault'un işte güvenlik, toprak ve nüfus derslerinde analiz ettiği ve ortaya koyduğu biyopolitika sorunu ilgilendiriyor. Hepimiz bu kavramı bir şekilde aşinayız ama biyopolitikanın canlılıkla tanımlanan nüfus denen bir nesne üzerinde onu hayatta tutma ve ölüme bırakmaya yönelik bütün bir politik tertibat olduğunu söyleyebiliriz. Bize göre salgının biyopolitik idaresi şöyle gerçekleşiyor. Kontrollü sosyal yaşam pratikleriyle mümkün olan her yerde bağışık mekanları üretmek. İkincisi karantina ve izolasyon gibi pratiklerle hasta bedenleri olabildiğince dolaşımdan çekmek. Üçüncüsü de sınırları kapatmak gibi pratiklerle bilhassa da uluslararası düzeyde riskleri doğmadan önlemek. Bu pratiklerin ülkeden ülkeye değiştiğini, uygulanma oranlarının değişkenlik gösterdiğini söyleyelim tabii en başta. Örneğin Türkiye'de sınırları kapatma pratiği, şu an pandeminin başında bir denendi. Şu anda ara ara da, bir dakika ekran paylaşacağız. Şu an şey mi görünüyor sizde? Bizde hiçbir şey görünmüyor İlhan. Şu anda yok en azından. Bekletiyorum, pardon. Bitirmeye çalışıyoruz. Şu an görünüyor mu peki? Evet, görünüyor şimdi. Bir deprem olmuş sorusu geldi de. Ne? Deprem mi oldu? Öyle bir şeyler söylendi ama ben bir şey hissetmedim. Neyse biz devam edelim. Nasıl kimse bir şey burada bağışık mekan bir yandan salgın koşullarında aslında kapitalist gündelik yaşamın yani sermayenin gerçekleşme döngülerinin devamlılığının sağlanmasına yönelik bir sermaye stratejisi. Amacını da üreten ve tüketen bedenleri salgın koşullarında üretim ve tüketim alanlarında bir araya getirmek olarak tarif edebiliriz. Yani bu açıdan bağışık mekan sermayenin biyopolitikasının bir tecellisidir. Bu biyopolitika Dünya Sağlık Örgütü'nü, ulusal sağlık bakanlıklarını, yerel yönetimleri çatışkılı bir kurumsal ağ içinde bir araya getiriyor. Üstelik neoliberalizm koşullarında bu biyopolitika bir tür görevleşmeye de uğruyor. Yani sorumluluk kamusal ve ortak olmaktan çıkarak giderek bireyselleşmiş durumda. Diğer yanda ise insanların kendilerine ve birbirlerine gösterdikleri özenden doğan bir tür topluluk biyopolitikası var. Yani bağışık mekan bir tür topluluk bağışının toplulukça kendine ve birbirine özenmekten doğan bir bağışıklığın da parçasıdır. Bu ilk müpemlik kolektif bağışıklığın hem sermayenin hem de toplulukların salgın karşısındaki stratejilerin parçası olarak işleyebilmesinde bazen tabii çatışıp çoğu zaman da birbirinin içine girmesinde yatıyor. Ayrıca topluluk biyopolitikası da neoliberalizmin bir yansımasına dönüşebiliyor zaman zaman. Yani topluluk biyopolitikası hem sermayenin tam olarak karşısında olmasa bile ondan ayrılan bir güzergah olarak karşımıza çıkıyor. Hem de sorumluluğun kamu dışılaştırılmasının bir sonucu olarak neoliberal bireyselleştirmenin bir varyantına dönüşüyor. İkinci müpemlik ise bizzat biyopolitikanın doğasıyla alakalı. Burada 2000'lerin başında Arşil Membre'nin ürettiği nekropolitika analizini hatırlamamız gerekiyor. Bu analiz özetle şunu söylüyor. Avrupa'nın sömürgeci ülkelerinde 19. yüzyıldan günümüze uygulanan biyopolitikaların diğer yüzünde sömürge coğrafyalarında işleyen bir nekropolitika yani ölüm politikası söz konusuydu. Sömürgeci nüfusların hayatta tutulması stratejisi olarak biyopolitika, sömürgeleştirilmiş nüfusların gözden çıkarılabilirliği olarak da nekropolitika ile tamamlanıyordu.
İşte başlık mekanda karşılaştığımız ikinci müphemlik bize bu keskin ayrımın istikrarsızlaştırdığını ve gözden çıkarılabilirliğin çoğunluk nüfuslara göre onlara doğru genişlediğini gösteriyor. Bağışık mekanın tarifi doğası gereği ideal ama aslında hiçbir fiili bağışık mekan her unsuru mükemmel olsa bile salgında tamamıyla %100 güvenilir bir koruyuculuğu yok. Özellikle maske takarak üretim, dolaşım, tüketim alanlarına giren insanlar maskelerin kalitelerine ve gün içinde değiştirebildikleri maske sayısına bağlı olarak değişen derecelerde hastalanma riskine daima maruz kalıyorlar. Böylece gözden çıkarılabilir hale gelerek de nekropolitikanın da nesnesi oluyorlar. Diğer taraftan popülist iktidarlar bizzat kendi kitlelerini büyük toplantılarda kitlesel olarak bir araya getirerek kendi seçmenlerini ve onların çevrelerini aynı gözden çıkarılabilirlik halkasına da alabiliyor ki bizim ülkemizde de oldu bu. Trump da aynı şeyi yaptı. Yani aslında popülizm önce kendine zarar. Yani popülizme kapılırsak önce kapılana zararlı bir şey. Salgın çok güzel gösterdi bunu. Popülizm sağcılığından bahsediyorum tabii ki. Şimdi pandemiyle ilgili insani deneyimlere gelirsek, araştırmamızın başından itibaren dikkatimizi çeken maskenin bir mekana dahil olmanın koşullu olması fenomeni, araştırmamızın nihayetinde bağışık mekanın deneyimi fenomeni olarak ortaya çıktı. Bu sebeple biz kullanıcı anketinin fenomenolojik sonuçlarını, yani anlam dünyasına dair, duygular dünyasına dair sonuçlarını kabaca, bağışık mekanın fenomenolojisi olarak analiz ediyoruz. Peki bu mekan nasıl deneyimleniyor? Katılımcılara sorduğumuz daha fenomenolojik sorulardan aldığımız yanıtlara göre, bağışık bir mekandayken maske takmak ve diğerlerinin de maske taktıklarını görmek, büyük oranda güvende hissetmeyi sağlıyor. Katılımcıların %80'i dikkat çekici bir şekilde, ortak alanlarda maske takan başkalarını gördüklerinde kendilerini güvende hissettiğini, %82'den daha fazlasıysa daha az kaygılandığını söyledi. Şimdi birazcık da böyle size araştırmaya bu istatistik verelim. Hafiften. Küçük istatistikler. Şimdi pardon tabii ben istatistik açmam lazım ki verelim. Şu an yani. Tamamdır. Şimdi keza paralel bir şekilde ortak alanlarda maske takmayan biri olduğunda %80,9'u endişelendiğini, %52,7'si de öfkelendi demiş. Ben hem endişeleniyorum hem öfkeleniyorum gerçekten. Bağışık mekan özellikle maske kullanımı bağlamında çatışma ve güvende hissetme duygularının gerilimiyle örüldüğünü, insanların maske kullanımını ve bağışık mekanın doğru düzgün işlemesini sorumlulukla ilgili bir mesele olarak algıladıklarını söyleyebiliriz. Bu yüzden bağışık mekanın deneyimi katılımcı açısından da bir adalet sorununa dönüşüyor. Salt maske deneyimi açısından ise öncelikle katılımcının %86'sının maske takmayı hayatının bir parçası olarak kabul ettiğini, insanların %63'ünün giderek daha sık maske kullanmaya başladığını beyan ettiğini söyleyeyim. Maske kullanımının artışıyla birlikte %63, yani kullanan %63 daha az rahatsızlık duyduğunu, %40'ı maskeye daha çok güven duyduğunu, %27'si ise daha az bunaldığını beyan etmiş. Salgının başlarında maske üzerine çelişkili uzmanlık ve sosyal medya söylemlerinin kullanıcılar üzerindeki olumsuz etkisinin %45'ten %26'ya düşmesiyle paralel olarak insanların giderek maskeyi kendi sağlıkları için gerekli bir unsur kabul etmeye başladığını görüyoruz. Yani bedenler maskeyi giderek geçici bir uzuv olarak benimsiyor. Biz araştırmayı sonbaharda bitirdiğimize göre bugün bu istatistikler daha olumlu çıkması muhtemel. Şimdi dolayısıyla kullanıcılar çoğunluğu bağışık mekanı ortak kullanım alanlarına dahil olmanın zorunlu görüyor. Dahası onun düzgün işlemesini engelleyecek unsurlara karşı tetikteler, onun işleyişine katkıda bulunmak istiyorlar. Bu bize göre topluluk biyopolitikasının ve aynı zamanda belki de neoliberal biyopolitik, neoliberal bireyselleşmenin çatışkılı bir şekilde bir dışa vurumu. Ya ayrıca bu veriler maskelerin insan bedenlerinin bir uzvu olarak kabul görmüş olduğunu da gösteriyor. Maske kullanımına kabul bir bıkkınlık eşlik etmiş olsa da istatistiki eğilimler kabul oranlarının güçlü olduğunu gösteriyor. Çünkü sanırım en basit haliyle hayatta kalmak istiyoruz.
İnsanların büyük bölümü maskeyi solunum sistemlerinin bir parçası olarak muhtemel işte viral yüklü hava ile akciğerleri arasında bir tür filtre organ olarak benimsiyor. Bu durumu insanın derisinin dışındaki bir nesneyle kullanım ilişkisi gibi tasavvur etmek mümkün. Ki ancak aslında daha derinden derine başka bir sürecin de gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Burada Merleau-Ponty'nin kavramı olan teni düşünüyoruz. Ponty'ye göre ten, özne nesne bölünmesinin öncesine düşen ve bedenli deneyimin gerçekleştiği bir yüzeyi adlandıran bir kavramdır. Ten, beden ve onu çevreleyen dünyadaki diğer varlıkların bileşimidir ve bedenli deneyim bu bileşimin açılımları olarak cereyan eder. Mekan içindeki hareketin özellikle umuma açık yerlerde maskeye tabi olduğu düşünülürse bu yerlerdeki bedenli deneyim en azından beden ve maskeden ibaret bir tenin yüzeyi tarafından mümkün kılınıyor. Burada maskeli beden umumi mekanlara girişin şartı olduğu ölçüde hem umumun ve umumu tanımlayan iletişimlerin işte yabancılarla temasın, umumi mekanlardaki nesnelere yönelmenin ve o mekanlarda konumlanmanın, bu mekanların içinde olmanın da koşul haline geliyor. Bu açıdan beden ve maskeden oluşan bir tensel yüzey, pandemi fenomenolojisinin mekansal deneyiminin kayıt yüzeyi ve zemini olarak çalışıyor. Pandemiyi maskeyle düşünmemiz de, onun simgelememiz de bu kaydedici yüzeyin somutlaşması aslında. Maskenin yaşam döngüsünün kullanım ayağında rastladığımız en güçlü adaletsizlik ise daha çok aslında engellileri ilgilendiriyor. Burada ayırt edici özel durum şu, mesela sağırlar sosyalleşirken özellikle konuşma esnasında dudakların görünmesine ihtiyaç duyuyor. Fakat maskenin şu an için yüzün tam da o bölümünü örten yapısı burada bir açmaz yaratıyor. Bu maskeleri kullandıklarında gündelik yaşamları aksıyorken kullanmadıkları zamansa bağışık mekandan cümle dışlanmış oluyorlar. Yani yaygın maskelerin yapısı onları sosyal yaşamlarını sürdürebilmek ile bağışık mekana erişmek arasında bir tercihe zorluyor. Belki rastlamışsınızdır pandeminin başından itibaren dudak kısımlarını şeffaf bir malzemeyle görünür kılan çok sayıda maske tasarımı yapıldı aslında. Ancak bu maskeler yaygın dolaşıma girmedi ve erişmesi de son derece zor. Aynı problem sadece sarılarla ilgili de değil tabii. Ben işte otistik çocuklarla çalışıyorum. Eğitim esnasında özellikle yüz mimiklerimin görünmesi ya da dil gelişimine yönelik çalışmalar yaparken dudaklarımın izlenilebiliyor olması gerekli. Tabii bütün bir rehabilitasyon merkezi, öğretmenleri, çalışanları, özel eğitim sınıfları, bizzat eğitim alanlar dahi benzer bir maske problemi yaşadılar. Ya da özellikle duyusal uyaran yetersizliğinin eşlik ettiği kişiler için kaliteli maske bulmak bir yana, hani ona uygun üretilmiş maske bulmak problemi de bir de eklendi onun üstüne. Bu da işte sağırlar ya da özel eğitime gereksinim duyanlardan başlayarak onların çevresini, çalışanları ilgilendiren ve onları etkileyen bir adaletsizlik yaratıyor. Bu insanların kamu kuruluşlarında, alışveriş mekanlarında ve diğer alanlarda tek başlarına kendi ihtiyaçlarını giderme imkanları da elinden alınmış oluyor. Zira dudak okuyabilmek iletişimde onlar için olmazsa olmaz olduğu oranda. Dudakları tamamen kapatan maskelerde iletişimde karşı tarafı anlamayı imkansız kılıyor. Yukarıda yani az önce belirttiğimiz Ponty'nin aracılığıyla yaptığımız çıkarımlar onu dahil ederek tekrardan formüle edersek mevcut bu geçirimsiz maskelerle umumi mekanlara girmek bu insanlar için umumdan ve bütün bir toplumdan dışlanmak anlamına geliyor. Şimdi bir de cinsiyeti ilgilendiren ve maskelerin yapısından kaynaklanan daha doğrudan bir adaletsizlik var. Şimdi bu bilgiye hazır olun. Görünüşe göre gerilin kişisel koruyucu ekip olarak tasarlanan ve cerrahi maskeleri de içeren maskeler 1,90 boyundaki bir erkek rap bir oyuncusu model olarak tasarlanmış. Şimdi yani maskenin bu tek ölçüye göre üretilmesi bu ölçülere sahip olmayan benim gibi gariban fıdıl insanları
En başta da kadınları, onlara gariban ve fırıl demiyorum, virüse daha fazla maruz kalmakla tehdit ediyor. Zira yüze tam oturmayan maskelerin görmeleri gereken işlevi görmesi mümkün değil. Bunu kadınların azımsanmayacak bir oranının maskeleri yüzlerine tam otursun diye çaprazlama takması, şunu ters çevirip böyle şeyi gibi pratiklerde aslında görüyoruz. Şimdi tabii ki de belki de en asap bozucu, birçok hepsi asap bozucu da en asap bozucu son beşiksizlik. Son olarak maskelerin yaşam döngüsünün en sonunda ortaya çıkan ve özellikle de insan olmayan canlılara alakalı eden bir adaletsizlik var. Şimdi maskenin kullanımdan çıkarak bir atağa dönüşmesiyle birlikte ciddi bir ekolojik tahribatı tetikleme kudreti haiz bir tehlike vücut buluyor diye. Gösterelim. Görüyorsunuz bu bizim gariban Marmara Denizli'nin müsilaj çıkmazdan evvel kendisinden maske çıkıyordu. Yani başka şeyler çıkıyordu. Şimdi de artık hepsi müsilaj oldu. Maskeler giderek atıklar halinde ekosistemlere yayılıyor. Usulüne uygun toplama ve imha bir yana, tüketici alışkanlıklarına ve alternatifsizliklere, hatta mevcut mevzuat ve yasaların uygulanmamasına bağlı olarak maske atıkları caddeleri, sokakları, park ve bahçeleri giderek akarsuları, gölleri ve denizleri dolduruyor ve dolduracak. Yerel yönetimlerin çöp idaresindeki aksaklıklar ve bilhassa toplanmış maskeleri de içeren çöplerin denize karışmasına neden oluyor. Bu etkiler bu çaptaki bir salgın sonrasında yepyeni ve güçlü tahribatlara gitti. Yani insanın kendini koruma çabası hem yakın ve orta ölçekli gelecekte kendisine hem de hali hazırda deniz ve kara canlılarına zarar veriyor. Bunlar da yine sevgili Ateş'in fotoğrafları. Virüs yüklü maskelerin evrimsel açıdan yeni ve daha güçlü virüs suçlarına üremesi için bir petrik kabı vazifesi görebilme ihtimali de var. Maskeler insan toplumlarının içinde bağışık mekanı üretiyorlar. Fakat atık haline geldikten sonra hangi mekanı üretecekleri ya da yıkama uğratacakları öngörülemez bir ekolojik problemler alanına açılıyor. Şimdi bu son boyut nesneyen ölümlü ontolojinin bizim için önemini en çok gösterdiği boyut oldu. Zira maske şu anki insani ilişkiler alanında gördüğü işlevlerle tanımlayamayacağımızı aşikar kıldı. Evet, maske insan bedenlerini virüsten koruyor. Ayrıca maskenin üretiminde köklenen kalite farkları, erişim adaletsizlikleri de değerlenerek bağışık mekanı ve sonuç olarak hastalık ve ölüm riskinin insanlar arasında eşitsiz bölüşümüne yol açıyor. Maskeleri bu açıdan insan virüs ve insan-insan ilişkilerinin aracısıdır ya da arabulucu ne dersek. Fakat ekolojik boyutuyla maskelerin insanın dahil olmadığı ilişkileri de içerebileceğini görüyoruz. Yani dahil olmadığı da sorumlu olmadığı değil. Daha doğru bir ifadeyle maskeler tıbbi maske yapan solunum yolu hastalık etkenlerinden koruma işlevlerini indirgenemeyen kapasitelere sahip. Bu kapasiteler ekosistemleri kirletme ve virüs ile bakteri yüklü maskelerde yeni hastalık etkenlerinin oluşumunu başlatma gibi kapasiteler. Bu kapasitelerin ilki maske oluşturan malzemenin plastik temelli olmasından, diğeri ise bizzat insanlarca kullanımın sonucu edindiği viral ve bakteriyel yükten kaynaklanıyor. Etkin bir imha programının yokluğunda dünyada günde en az, o da geçen yıl araştırmasıyla 1.6 milyon ton yüz maskesi çöp haline geliyor. Ve bunun önemli bir miktarı öylece dolanıyor etrafta. Yani her gün bu kadar üretiyoruz. Biz bu kullanım ömrünün sonuna gelmiş maskelerin imha edilmediği için ürettiği mekanlara bağışık mekanın aksi bir anlamda bulaş mekanları ismini verdik. Bulaş mekanları işte sokak hayvanlarından başlayarak insan ve insan olmayan ekosistemlerini tehdit ediyor. Fakat mevcut durumda bulaş mekanlarının bu defa insanlar ile insan olmayanlar arasında eşitsiz bölüşüldüğünü görüyoruz. Yani kapitalist ekosistem içinde kendimize bağışık mekanlar üretme tarzımızın doğrudan sonuçlarından biri, insan olmayanların ekosistemleri içinde bulaş mekanları üretmek. İnsan kullanımının ardından maskeleri imha eden ve dolayısıyla kapitalist ekosistem ile insan olmayanların ekosistemleri arasında bir filtre işlevi gören yapılar inşa etmemiz gerekiyordu ama edemedik. Zira bu maskeler hali hazırda sokak hayvanlarını, kuşları,
başka canlıları, deniz canlılarını tehdit ediyor ve hatta yaşamlarına mal oluyor. Ayrıca birkaç on yıl içinde çok sayıda ekosistemde öngörülemez evrimsel sonuçlarla da karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü maskelere insanlardan bulaşan virüs ve bakteriler birçok farklı aracı canlıdan geçerek sayısız yeni virüs ve bakterinin evrilmesine yol açabilir. Ayrıca söylemeye gerek yok, hani insan olmayan canlıların ekosistemlerindeki bu bulaş mekanlarının öngörülemez sonuçları çok büyük ihtimalle geri dönüp yine insan ekosistemlerinde bulacak. Bu nokta maskedeki mülpemliğin bir anlamda zirveye ulaştığı boyut diyebiliriz. Zira kuralına uygun üretilen maske bize bağışık mekanlara erişim hakkı verirken kullanımdan çıkan ve atığa dönüşen her maske yeterli önlemler alınmadığından dolayı diğer canlılar için bir bulaş mekanları üretmeye başlıyor. Yani toparlarsak maskenin salgındaki en temel kudretinin bu bulaş etkeninin yapısı ve salgının yayılımının biyolojik ve mekanik özellikleri sebebiyle solunum korunması olduğunu söyleyebiliriz. Bu da maskeyi toplumsal ilişkilerin üretildiği ortak alanların ve o alanlardaki etkinliklerin sürdürülebilmesi için gerekli olan bağışık mekanın üretiminin en temel koşulu haline getiriyor. Havalandırma, mesafe, süre gibi değişkenleri göz ardı edersek bağışık mekanı erişimin bölüşümü maske kullanıcısının kullandığı maskenin kalitesi ve kullanım süresiyle belirleniyor. Üretimde başlayan ve temelde sermayenin mekanizmalarından kaynaklanan kalite farklılıkları denetimin aksamasıyla da tedarik ve dağıtımdan geçerek farklı nüfus kesimleri arasında farklı şekillerde bölüşülüyor. Bu da toplumsal gruplar arasında bağışık mekanlı erişimde yapısal adaletsizliklere sebep oluyor. Ayrıca maskelerin mevcut tasarımı, işte sığırlar, özel gereksinme ihtiyaç duyanlar, cinsiyet farklılıkları gibi bağışık mekandan temelde dışlamayı ya sosyallikten tümüyle vazgeçmeyi dayatıyor. İnsanlar arasındaki adaletsizlikler bağışık mekanlı erişimle alakalı mekansal adaletsizlikler olarak ortaya çıkıyor. Ve bağışık mekanın müpemlikleri de ev dışında üretmek ve tüketmek zorunda olan insan kitlelerini gözden çıkarılabilir nüfuslara dönüştürüyor. Nihayetinde de atığa dönüştüğü noktada maskeler diğer canlıların yaşam alanında kirletici bir unsura dönüşüyor ve bunun ekolojik sonuçları da yarattığı tehditlerde insanlar ile diğer canlılar arasında bir tür ekomekansal bir adaletsizliği tetikliyor diyebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Vallahi sabırla dinlediğiniz için bir saati de aştık. Çok olmuş.